yürümemelerini öneririz. Öneriler neler olabilir kalp damar hastalarına, koroner arter hastalarına veya hipertansif hastalara? Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatih Özçelik yaptığı açıklamada mevsimsel değişimle sonbaharın etkisini hissettirdiğini söyledi. Normal havalarda dahil kalp hastaları, koroner arter hastaları ağır efor yapmamalılar. Birinci önerebileceğimiz bu olmalı. Çünkü dediğim gibi düşük eforda, orta eforda kalp krizi riskinin arttığını söylemeyiz. Hatta duvar gerilimini azaltarak o riski azaltabilir. Ama ağır eforlar, özellikle de hızlı efor, yokuşta hızlı yürüme, soğukta yürüme ya da izometrik egzersiz dediğimiz ağırlık çalışmaları, bu saydığımız mekanizmalar nedeniyle koroner iskemi riskini artırır, plak yırtılmasına sebep olabilir ve kalp krizi riskini maalesef arttırır. Yani birinci önerimiz bu olmalı. Kalp hastalarının sonbaharda rüzgarlı havalara dikkat etmesi gerektiğini belirten Özçelik, hipertansiyonu olan kalp hastalarında efor tek başına kalp krizini tetikleyici etken olabiliyor. Kalp hastalarının rüzgarlı ve soğuk havada yürümesi bu riski artırıyor dedi. Özçelik, efor esnasında kalp hızının artmasına bağlı olarak oksijen ihtiyacının arttığına, bu durumunda iskemiyi tetiklediğini vurgulayarak şunları söyledi. Rüzgarda yürümek zorundaysanız, başka şansınız yoksa yapabileceğiniz bir şey rüzgarı arkanıza almaktır. Yani rüzgara karşı yürümektense rüzgarı arkanıza alarak yürümek daha faydalıdır. Ve yine vücudun soğumasına engel olmak, ısı kaybına engel olmak, bunun sonuçları, olumsuz etkilerini önleyebilmek adına işte eldiven giymek, şapka giymek, kalınca giysiler giymek önerilebilir. Kalp hastalarının ağır spor yapmaması gerektiğini dile getiren Özçelik şunları kaydetti. Bunun dışında koroner arter hastalarına ne önerebiliriz? Bir, soğukta yürümeyin diyebiliriz. Yemek sonrası ağır efor yapmayın diyebiliriz. Haftada 3-4 gün normal tempoda efor yapabilin diyebiliriz. Stresten uzak kalın diyebiliriz. Mutlaka sigaradan uzak kalın diyebiliriz. Bildiğiniz gibi sigara çok büyük bir risktir. Sigara içimi maalesef ülkemizde de büyük bir sorundur. Ve sigara içimi gerek koroner arter düzeyinde iskemiye neden olarak koroner arter sklerozu başlatabilir, kalp damar hastalığının başlangıcında yer alabilir. Kalp krizi geçirme yaşının düştüğünü anlatan Özçelik şunları söyledi. Onun dışında trombosit agregasyonu dediğimiz, yani pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerimizin agregasyonunu arttırarak damar düzeyinde pıhtıya sebep olarak akut kalp krizini arttırabilir. Özçelik, 30-35 ve 40 yaşları aralığında çok sayıda kalp krizi geçiren kişinin olduğunun altını çizdi. Normal havalarda dahil kalp hastaları, koroner arter hastaları ağır efor yapmamalı.